İyisiyle kötüsüyle herkes bir şekilde sosyal medyada yer edinmeye çalışıyor. Çünkü günümüzde sosyal medya insanların gözünde kolay para kazanılan, ünlü yapan ve kalıcı bir sektör olarak gözüküyor. Algının bu şekilde olması bütün insanların sosyal medyaya yönelmesine ve bir şekilde içerik üretmeyi denemesine sebep oldu. Bu insanlar arasında bazıları gerçekten yetenekliler ve yetenekleri doğrultusunda içerik üretmeyi deniyorlar, tutuyor veya tutmuyor. Ama bazıları ise kolaya kaçıp kolay yoldan izlenmeye çalışıyorlar. Ve maalesef saydığım bu ikinci kısımda olan insanlardan bazıları da sırf izlenmek uğruna rezillikte adeta yarışıyorlar. Daha önce bu kanalda çokça eleştiri videosu yayınlandı fakat büyük ihtimalle bu kanalda bugüne kadar yayınlanan en ağır eleştirilerden bir tanesiyle karşınızdayım. Evet, normal bir şekilde uyandım. Biliyorsunuz ki Instagram'dan bu aralar her gün bir tane Reels atmaktayım. Reels'ımı çektim ve Twitter'da dolaşıyordum. Twitter'da bir adet tweet'e denk geldim. Bir hanımefendi bir YouTuber hakkında eleştiri tweet'e atmıştı. Mesele YouTube ve bir YouTuber olunca hemen baktım ne yazmış, içerikte ne var diye ve gördüklerim karşısında adeta şok oldum. Yok be, hiç şok olmadım. Daha önce neler gördük, bundan sonra da neler neler göreceğiz. Evet, YouTuber'ımızın adı Deniz Aksoy. Kendisi kamera şakaları çeken bir YouTuber ve videolarının birçoğu da kurgu. Tabii ki bu kadar masum değil. Evet, Deniz Aksoy isimli YouTuber kadınlara kamera şakaları yapıyor. Ama bunu nasıl yapıyor, gelin biraz detaylandıralım. Güya kullandığı bir arkadaşlık uygulamasından kadınlarla tanışıyor ve onlarla buluşuyor. Arabasında buluşan bu Deniz Aksoy isimli arkadaşımız da arabasında kadınları rahatsız etmeye başlıyor. Videolarının bazılarında kendi ifadesine göre kuro taklidi yapıyor. Bazılarında ise daha da saçmalıyor. Ve içeriğin şekline göre de videonun bir yerinde kadınlara işte şaka olduğunu söylüyor vesaire. Şimdi gelin bu Twitter'a düşme sebebi olan videoyu telif atmaması açısından sansürlü bir şekilde bir beraber izleyelim bakalım. Bir tane bana vurma bir tavsiye. Hadi ya. Sadece videoyla, sadece kamera şakası yaptık. Ne kamera şakası? Siktir git kendini, anana yap kamera şakası. Anayı bacıyı araştırma. Ben senin ananla video çekmesini de bilirdim. Ama yapmadım, sen de video çektin. Bir de böyle düşün. Ne diyorsun sen, sen ya? Sen ne diyorsun? Anlamı niye karıştırıyorum video meselesi? Nasıl hiç bu kamera var diyorsun, o diyorsun. Suç senin yaptığın. Dinle bir. Neyi dinle? Dinle. Bir neyi kere, dinle? Bir kere iznin olmazsa yayınlamayacağım zaten. Öyle bir şey var. Bir. İkincisi. Ne iğrenç bir insansın. Biz seninle uygulamadan tanıştık. Tamam, tanıştık. Gayet güzel konuştuk. Buluşma kararı sapık aldık. Sapık mısın sen? Ben sapık değilim. Ben yani ne olacağını bilmiyordum. Bilsem ki... Ne bekliyordun? Çekmezdim zaten. Yani ben gideyim de kızla oyun oynayayım da... Git eskort tut kendine, ne bekliyordun? Estağfurullah. Kendine ödeme. Olur mu öyle şey? Ya siktir git sana diyor. Allah'ım pezeyin. Gidiyorum ben ya. Ver eşyalarımı. Bırak. Dur bekle. Yağmur yağıyor. Nereye gideceğim? Bırak. Ver eşyalarımı. Dur dur. Kapa çeneni, bak dur. Polise giderim. Kapat lan. Tamam, Allah'ına git. Sorun değil ya. Polislerle bir şey yapamaz ama. Ceketi ver. Ver ceketimi. Tamam, ceket al. Ben, ceket ben. Al. Tamam, dur, bekle, ceket al bir. Siktir git. Tamam, dur. Bırak. Bir şey diyeceğim. Gibi değil. Night Club'a götürürler seni. Night Club'a giderim, senin yanında durmam. Hadi. Hadi bırak. Saçmalıyorsun. Neyi saçmalıyorsun ya? İzin ver, açıklayayım. Ya siktir git. Tamam, gideceğim. Burada ineceğine, evine bırakıp orada in. Olur mu? Hayır, istemiyorum, ben ineceğim. Ağlamama gerek yok, karşımda ağlamam. Kapıyı da kapat. İstemiyorum gerçekten. Tamam, ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım ya. Olur öyle şeyler. Her şeyin bir iki vardır. Ne iğrenç bir insansın sen. Genelde öyle derler. Genelde öyle derler. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Ama İstanbul Sözleşmesi onaylanmaz. LGBT'ciydin değil mi? İstemiyorum. Sen beni indir, ben bir şekilde giderim. Evet, bu videolarından bir tanesi. Videonun başında kadın zaten son derece isyan ediyor. Sonrasında ne oluyorsa izin veriyor yayınlanmasına vesaire, ki bu hiç önemli değil. Gerçekten önemli değil. Nedenini birazdan açıklayacağım. Fakat bu arkadaşın bu videosundan bağımsız kanalındaki diğer videoların başlıklarına baktığımız zaman da hep bu tonda başlıklar olduğunu görüyorsunuz. İşte bilmem kime bilmem ne şakası 1080p full izle. Deniz Aksoy, ben sana birazdan bir 1080p şaka yapacağım ve full HD izleyeceksin kardeşim. Devam edelim. Mesela başlıklarından bir tanesi. Liseli kıza şaka yapmak. Türkiye'de liseliler istisnalar olmakla beraber 18 yaşından küçükler. Bu video başlığı ve video başlı başına zaten skandal ve bu konu üzerine konuşulacak çok ağır şeyler var. Ben konuşmayayım, siz anlamış olun. Hemen devamında gelin bu arkadaşın bir videosunu daha sizlere izleteyim. Sonrasında daha da detaylandıralım ve fişi çekelim. Oy 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 oy. Fak fak. Allah 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 Allah. Yok yok. Sorry sorry, hep şey oldu. Pardon pardon. Devam. Sorry,
Road is broad. Çok. Ah. Şey oldu. Why sen zaten bile eşek zıp. Şey oldu ya. Ağzım. What şey oldu ya? Ağzım ya şey normal. Oldu. Şey oldu, boğazıma geldi boğazım. It's not good really, I don't like. Hele bir iki yudum daha ver, iki yudum daha ver. Bir yudum batır, valla sonum bir yudum batır. No, no, valla no. Batır, batır. Valla no! Sorry, sorry, sorry. Not sorry. Sorry for Sam. Phone, okay, no problem. It's not about the phone, it's about me, it's very cold. Şey, kuruturum ben seni. Evet, bu videoda tıpkı ilk video olduğu gibi rezil bir video. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu arkadaşın da iyi veya kötü videolarını izleyen, genelde eli bir yerlerinde bekleyen bir kitle var. Bunu biliyorum. O kitle yorumlara geleceği için ben şimdiden onların yazacağı şeylere cevabımı vereyim. Gelip yorumlarda sakın bu videolar kurgu yazmayın. Çünkü bu videolar kurguysa bile tacize özendirmekten suçtur. 2. Siz bu arkadaşı muhtemelen bu videolar kurgu diye savunacakken bu arkadaş daha önce videoların kurgu olduğunu ima eden insanlara bazı cevaplar vermiş. Gördüğünüz üzere videoları çeken Deniz Aksoy videoların kurgu olmadığını ısrarlı bir şekilde savunuyor. Ki hiç anlayamayacak birini anlatır gibi tekrardan vurgulamak istediğim bir şey var. Farz edelim ki bu videolar kurgu. Bu videolar yine de suç teşkil ediyor. Çünkü tacizi özendiriyor. Tacizin yanı sıra alıkoyma ve polis bana bir şey yapamaz gibi söylemlerle başka türlü suçlar da işlemekte. Şimdi herkesin kabul etmesi gereken bir gerçek var. Böyle çok kültürlü, çok eğitimli bir ülkede falan yaşamıyoruz. Ve ülkemizde ne yazık ki bu taciz, tecavüz olaylarından daha önce çokça üzüldük. İnşallah bir daha da üzülmeyiz ama ülkemizde bu arkadaşın videolarını izleyecek. Lan adam nasıl yapıyor, nasıl kıstavlıyor, nasıl kıza dokunuyor? Bunun aynısını ben de yapmalıyım diye aynı metotları deneyecek, insanları taciz edecek, belki ötesine götürecek birçok cahil insan var. İzlenmek için gerçekten ne kadar rezilleşebilirseniz o kadar rezilleşiyorsunuz. Arkadaşı da bu arada tanımam etmem. Twitter'da bu görüşüm hariç de bir kere ana sayfama düşmemişti. Ama daha öncesinde YouTube'da yine ben bu tarzda videolar çeken pek çok kanalı eleştirmiştim. Bu arkadaş da onlardan bir tanesi oldu. Arkadaşlar sizlerden ricam, bu tarzda insanlara prim vermeyin. Sırf cinsellik üzerine içerik üretiyor diye bu tarz adamları desteklemeyin. İlla cinsellik içeren bir şeyler izlemek istiyorsanız da bunları izlemeyin. Gerçekten bunu söyletiyorsunuz artık bana. Bu arada YouTube'da bu çocuk bir tane değil. Bunun bir sürü örneği var. Bundan daha kötüsünü yapan da var. Ve birileri bunları izlemeye devam ettiği sürece bu ve buna benzer içerikler çoğalacak. Bu tarz video çeken insanlar artacak. Belki bu arkadaş kurgu yapıyor. Belki bir diğeri kurgu yapıyor. Ama bir gün bunları kurgu olmadan yapmaya çalışan insanlar da olacak. Bakın sakın birileri çıkıp şey demesin. Bu videolar kurguysa bence bir sıkıntı yok. Yani bu bir eğlence videosu sonuçta. Yok babacığım. Kaldı ki bu çocuk özelinde konuşuyorum. Bu arkadaşın ürettiği içeriklerin entertainment'la da bir alakası yok bu arada. Bu öyle basit kamera şakaları falan değil. Bu bildiğin taciz ediyor videolarda insanları. Yani kızın üzerine su döküyor, sonra ellemeye çalışıyor, kız itiyor vesaire. Kurguysa bile tacize özendiriyor. Bakın bunu üçüncü söyleyişim, tekrara düştüğümün de farkındayım. Ama bazılarının beynine bunu sokmam gerekiyor. Evet Deniz Aksoy, gözlerinin içine bakarak konuşuyorum kardeşim. Biliyorum ki bu videoyu izleyeceksin. Sosyal medyada bir şekilde var olmaya çalışmana son derece saygı duyuyorum. Sosyal medya sen de gelebilirsin. Sen de içerik üretebilirsin. Sen de para kazanabilirsin. Eğer amacın buysa sen de ünlü olabilirsin. Ama bu şekilde değil. Yaptığın rezillik ve dediğim gibi suç. Ha, bugüne kadar da bu kanalda hiçbir eleştiri videosunda lafımı esirgemedim. Bu videoda da esirgemeyeceğim. Ahlaksızlık yapıyorsun, rezillik yapıyorsun, edepsizlik yapıyorsun. Ve seni izleyen o elinin nerede olduğu belli olan tayfaya da kötü örnek oluyorsun. Umarım Twitter'daki eleştirilerden veya bu tarz eleştiri videolarından sonra kendine bir savunma mekanizması geliştirip böyle haklı çıkmaya çalışmaz da ya bu insanlar ne diyorlar, acaba haklı olabilirler mi, ben acaba yanlış içerikler mi çektim diye oturup bir düşünürsün. Evet, video kısaca bu şekildeydi. Bayağıdır eleştiri videosu çekmiyorduk. Sizlerden tekrardan ufak bir ricam var. Arkadaşlar lütfen bu tarz içeriklere artık etkileşim vermeyin. Bu tarz rezillikleri artık görmeyelim. Yıllar önce de biri çıkmıştı, şey demişti sokak röportajında. Hangi YouTuber'la sevişmiştim istersin. Yani onda ne kadar toksiklendiysem bunda da o kadar toksiklendim. O da çok rezil bir şeydi. Eleştirmiştim. Bu da çok rezil bir şey. Unutmayın ki bir gün bu arkadaşın içeriğine özenip bu arkadaşın yaptığı içeriği yapan biri o arabaya sizin tanıdığınız birini de oturtturabilir ve siz ahlaksız bir YouTube videosundan bu anlara tanık olabilirsiniz. Buna özenmeyin de ve bu tarz videolara etkileşim vererek özendirmeyin de. Ha, kapatmadan bir de şunu söyleyeyim.
Şimdi bazıları çıkıp şey derler. Ama videoların sonunda kızlardan izin alıyor. Bir, videolar katlı. Kızlardan ne şekilde nasıl izin aldığını ben görmüyorum abi. İki, video çekilmiş. Böyle bir durumda ufacık bir tehditle dahi en basitinden şeytanın avukatlığını yapacağım. Şu sahneyi yayınlamamak şartıyla izin ver yoksa ben o sahneyi de yayınlarım diyerek çok kolay bir şekilde tehditvari bir izin alınabilir. Böyle bir şey olmaya da bilir. Bu sadece akla gelen senaryolardan bir tanesi. 3. Farz edelim ki tertemiz izin veriyor, hiçbir sıkıntı olmadan izin veriyor. Bu bir suça özendirmedir. İzinle mizinle yayınlanabilecek bir video değildir. Evet, video kısaca bu şekildeydi. İsterseniz aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.